Evet efendim, bugün önemli bir geceyi idrak ediyoruz. 3 aylara girdik ve Regaip Kandili, Regaip Gecesi inşallah bugün bütün İslam alemi için önemli bir gün. Müslümanlar için önemli bir gece, önemli anlar olacak. Bu gece inşallah eller semaya kalktığında gönülden yapılan dualar ve af dilekleri Allah tarafından inşallah kabul edilecek. Bizler Müslümansak elbette ki bu şekilde inanarak dua etmemiz gerekiyor. Şimdi Konya'ya gidelim. Adnan Sular var karşımızda ve kendisinin bir de değerli konu var. Adnan Sular'a sözü bırakalım. Adnan. Evet, bu akşam Regaip Kandili malumunuz. Şu anda da kadim kent Konya'dayız. Elbette ki Konya her anlamda en güzel şehirlerimiz arasında yer alıyor. Aynı zamanda Selçuklu'ya başkentlik yapmış bir kentimiz. Bugün burada özellikle Konya'da, özellikle bu Konyalı'da yaşanan bu atmosferi yansıtmak adına şu anda sol tarafımda biliyorsunuz, görüyorsunuz, şu an kameraman arkadaşım rica edeceğim, göstereyim size. Şu anda görüyorsunuz, bakın, Mevlana Türbesi. Tabii şu anda restore edildiği için ışıklar yanmıyor, ancak diğer zamanlarda, özellikle geçen sene geldiğimizde burada inanılmaz güzel bir görsellik de vardı. Restore bittiğinde tekrar o görüntüyü elbette yeniden görmüş olacağız. Tabii şu anda dediğimiz gibi Konya'dayız ve yayınımızda bir konumuz var. Konya İl Müftü Yardımcımız efendim Kuddüsi Uysal yayınımızda olacak. Direkt kendisine soralım. Tabii bu günler ve geceler çok çok güzel. Kıymetini bilmek lazım. Bilinebilim yerin nezdinde bir hatırlatma anlamında Regaip ne demektir? Bize bir bilgi verirseniz çok seviniriz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizin de ifade ettiğiniz üzere Selçuklu başkentimizden, Mevlana diyarımızdan bütün izleyicilerimize selam ediyorum. Hakikaten özel zaman dilimdeyiz. Mübarek bir kutlu 3 ayların içerisinde. 3 ayların içerisinde ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili'ni idrak ediyoruz. İhya etmeye çalışıyoruz. Rahmetinden, bereketinden inşallah millet olarak, alem İslam olarak istifade etmeye çalışıyoruz. Hakikaten bugün Konya'mızda sanki bir bayram coşkusu gibi sabah erken saatlerinden bu 3 ayların Konya'da ilk namaz, şivlilik bayramı adıyla bu günler 7'den 70'e hakikaten hayatımızda, yani İslam adına şunu söyleyebiliriz: monotonluk, standartlık değil. İslam zaman içinde zaman, mekanlar içerisinde mekan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özel dualarının olduğu günlerdeyiz. Ulaşmak için Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bugünlere ulaştığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım Recep ve Şaban ayını hakkımızda bereketleyle, mübarekeyle bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ettiği günlerdeyiz. Duaların geri çevrilmediği müjdelenen günlerdeyiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla. Mevlid Kandili hariç kutlu gecelerin tamamı bu 3 ayların içerisinde ve ilkiyle bu akşam inşallah hep birlikte idrak etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Regaip gecesini sordunuz. Regaip, rağbet edilmesi gereken, rağbetimizin Rabbimize rızasına, onun razı olacağı şeylere, en zor zamanlarda, Efendimizin hayatında en zor zamanlarda nazil olan İnşirah suresinde de eğer yürekleriniz, gönülleriniz inşiraha kavuşmasını istiyor iseniz, eğer zorlukların üstesinden gelmek istiyor iseniz, o zaman iki şey yapınız diyor Cenab-ı Hak. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Bir şeyden fari olduğun zaman, boşaldığınız zaman yeni bir işe koyulun ve rağbetiniz Rabbinize olsun. İşte Regaip gecesi bir şeyin, bir oluşumun yıl dönümü değil, daha çok geleceğe doğru, geleceğe, hayatını hakikaten yenilememize, gelecekte daha ibadetlerimiz açısından, dualarımız açısından, milletçe birlik ve beraberliğimiz açısından bir muhasebe zamanıdır diye düşünüyorum işin doğrusu. Ben de tam onu soracaktım efendim. Şimdi bu tür gecelerde nasıl ibadet etmek lazım? Evet, Regaip gecesi hakikaten bir fırsat gecesi olarak görmek lazım. İbadetlerimize çek etmenin zamanı olarak görmemiz lazım. Geçen sene bu dönemlerde aramızda olmayıp şu anda belki rahmeti rahmana kavuşan nice yakınlarımız var. Dolayısıyla idrak ettiğimiz her mübarek günü, geceyi öncelikle varsa namazlarımızla, bu 3 ayları oruçlarımızla,
iyiliklerimizi daha çok artırarak, sadakalarımızı daha çok, sadakalar sadakatimizin, Allah'a bağlılığımızın bir göstergesidir. İyiliklerimizi, yani pasif iyiden aktif iyiye, sadece kendine iyi, de, iyi değil, insanlığa iyi, komşusuna iyi, akrabasına iyi insanlara bizim daha çok ihtiyacımız var. İnşallah bu geceler kendimizin dışındaki insanlara da iyiliğimizin, hayırlarımızın, yararlı davranışlarımızın gözden geçirme gecemiz olsun diye dilek ve dualarımı bütün izleyicilerimle paylaşmak isterim işin doğrusu. Biz de Şivlik Festivali kapsamında buradaki yetkinleri takip ettik. Oldukça renkli gerçekten. Evet, zaten öyle. Şivlik aynı zamanda Çocuk Bayramı da artık olarak kutlanıyor. Aynen, Çocuk Bayramı oldu. Şunu da soracağım. Tabii Konya çok özel bir şehir. Aynı zamanda 2023 yılda Mevlana yılı seçildi. Evet. Bu anlamda neler ifade etmek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten şehirlerin de ruhu vardır hakikaten. Evet. Şehirlere ruh veren, onlara hayat kazandıran, onları geleceğe taşıyan, Mekke deyince Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hacer validemiz aklımıza gelir. Efendim Medine deyince Resulullah Efendimiz aklımıza gelir. Efendim İstanbul deyince peygamberimizi hanesinde, evinde misafir eden Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh gelir. Konya denince de akla Mevlana gelir. Mevlana, Sadreddin-i Konevi, Şems-i Tebrizi, tabi İslam büyüklerimiz var ama 2023 yılının hakikaten Mevlana yılı ilan edilmiş olması, Efendimizin şu hadis-i şerifini bununla ilgisi olduğu için paylaşmak isterim. Evlatlarınızı üç hasletle yetiştiriniz. Onlara Kur'an'ı öğretiniz. Onlara Ehl-i Beyt'i sevdiriniz. Onlara peygamber sevgisini kazandırınız. Ehl-i Beyt'i, yani İslam'ı o günden, doğuşundan bugüne bizlere kazandıran İslam yakınları, yani büyük şahsiyetleri hakikaten yavrularımıza, gençlerimize tanıtmamız lazım. Bu vesileyle 2023 yılının Mevlana'yı tanıma, bu milleti millet yapan değerlerini tanıma, Yahya Kemal'e sormuşlar bu milletin geçmişi nasıl falan diye de, o da demiş gayet basit demiş, biz demiş bu millet Viyana kapılarına pilav yiyerek, Mesnevi okuyarak, Mevlana'nın eserini kastederek, Mesnevi okuyarak ulaştık diyor. Hakikaten Mevlana'yı Mevlana yapan, şu anda aklıma gelen hani üç değer var diye düşünüyorum. Birinci, öncelikle insana evrensel bir bakış açısıyla insana büyük değer vermiş. Onu yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak, Allah'ın emaneti taşıyan bir varlık olarak görmüş. Renginden, ırkından dolayı insanları ötekileştirmeyen bir bakış açısı, o evrensel bakış açısı. İkincisi, eserlerini sade ve anlaşılır bir dille, Mesnevisi olsun, Divan-ı Kebiri olsun yazmış olması. Üçüncüsü de dini kaynaklara, Kur'an ve sünnete bağlı kalarak hakikaten örnek şahsiyeti, onu büyük yapan 800 yıldır belki Anadolu'nun en zorlu kargaşa döneminde bugünlere taşıyan, onu büyük bir değer olarak bizlere kabul etmemiz lazım. Men bende Kur'anem eğer can darem, ben Kur'an'ın kulu kölesi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunun tozu toprağıyım. Her ki benden bunun dışında bir söz nakleder ise o sözden de, o sözü nakleden de uzağım diyerek, evet, Kur'an ve sünnete bağlılığını hakikaten bir ayağım benim işte bir pergel gibiyim ben. Bir ayağım Kur'an'da, sünnette, İslami değerlerde, diğer ayağımla 72 milleti dolaşırım diyerek o evrensel bakış açısı Mevlana'yı büyük kılmıştı. Hayırlı olsun inşallah Mevlana yılı isabetli olmuştur diye düşünüyorum. Yani. Çok teşekkür ederiz. Evet, Kutlusi Uysal, Konya İl Müftü Yardımcısı, gerçekten önemli bilgiler paylaştı. Geçtiğimiz yıl yine aynı saatte yine buradaydık ve Profesör Doktor Ali Öge Bey vardı. Tabii bu sene umreye gitti. Allah kabul etsin. Kendisiyle de görüştüm. Ondan da dua istedik. Ne diyelim, bugün, bugünlerin, bu gecelerin kıymetini bilelim. Aslında her günün kıymetini bilmemiz lazım ama ne diyelim, bu geceye biraz daha ibadetimize ağırlık verelim. Çocuklarımızı sevelim. O bile bir zekattır. O yüzden Allah bu günleri arattırmasın diyelim. Ve bir kez daha bizi izleyen tüm İslam alemine mübarek 3 ayları tebrik ediyoruz. Mübarek olsun. Dualarla geçsin diyelim. Biz de dua istiyoruz sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sözlerle sözü tekrar stüdyoya bırakalım.